Arkadaşlar şu kapının girişini şu anda giriş kitleri göremiyoruz. Lütfen oradaki bütün arkadaşlar gerek ise karşımıza geçsinler. Aksi takdirde orası boşaltacağım. Arkadaşlar boş olduğunuz yerlere karşıya lütfen geçin. Şurası bir açalım. Başlamayın açalım. Konuşmaya başlamayın. Şurası bir açalım. Ayakta arkadaşlar. Lütfen delege koltuklarımıza oturalım. Orta koltuklarımıza oturalım. Lütfen. Efendim arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim Recep. Başkanım. Arkadaşlar servise gidecek esnaf arkadaşlarımız varmış. Saat 2'de servise gitmeleri gerekirmiş. Lütfen şu kongreyi bir an önce toparlayalım. Herkesin de işinden mağdur etmeyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beni hiç tanımayanlar var. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Recep Nişancı. Kumbağa Barbaros Taşıcılar Kooperatif Başkanlığı. 15 yıldan beri de taşımacılıkla ilgileniyoruz. Buraya çıkma sebeplerimden birisi FETAŞ'la alakalı sizi ufak bir bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma var bunda. FETAŞ'tan minibüsçük kalmadı. Öyle bir şey yok. Benim 52 tane üyem var. Buraya 52'si de katıldı. Halen 40 tanesi duruyor. Yaklaşık 110 tane minibüsçü FETAŞ'ın içinde halen mevcut duruyor. FETAŞ niye kuruldu arkadaşlar? Mustafa Başkanım dedi ki işte Şenol Başkan FETAŞ'a gitti falan. Hayır. Oda Başkanı FETAŞ'ın yönetim kurulunda olup olmaması aslında beni çok bağlamıyor. FETAŞ'ı yaratılmasının en büyük sebeplerinden birisi de aslında Mustafa Yavuz. Brex bu ihaleyi almadan önce ben şimdi Mustafa Yavuz'a soruyorum. Tekrar başkanım kimseye bir şey sormayın lütfen. Sormuyorum. Buyurun. Bu ihaleyi kim aldı? Ve daha sonra biz minibüsçüler bunu başaramayarak Brex geldi Tekirdağ'a. 7 yıllığına 4 trilyonu aldı. Daha sonra biz minibüsçüler, ben yine başkandım. Mustafa Başkanımı da destekliyordum. Kazandı diye havalara da atıyordum. Daha sonra ne yaptı bu Turex? Buradaki minibüsçüleri öyle bir yaptı ki atlarıma çıkarttı, bedava hat çıkardı. Başka yerlerden ihale aldı. Bizi bitme noktasına getirdiği için biz bu FETAŞ'ı sonra toplandık. Bütün başkanlar, evet doğru odada yattık, ben de dahil. İlk parayı da Kumbağa Kooperatifi olarak getirdik, masaya biz koyduk. Daha sonra aldık bunu. Sadece minibüsçülere ait bir şirket değil burada arkadaşlar. 200 tane minibüs var, şirketin üye sayısı 320. Yani minibüsçü var burada, kömürcü var, çekirdekçi var, bir sürü esnaf var. Yani Tekirdağ'da biz bir bütün olduk, 40 milyonluk bir şirket yarattık. Ha ne oldu? Daha sonra hükümetimiz yasa çıkarttı. 65 yaşı çıkardı, 8 bin yolcu şu anda bedava taşıyoruz arkadaşlar. 300 bin liraya yakın bir ücretsiz yolcu taşıyoruz günlük burada. FETAŞ peki daha sonra ne yaptı? Biz her zaman diyorduk ya Turex, Tekirdağ'ın parasını akşam çuvalla İstanbul'a götürüyor diye. Her gün kahvelerde diyorduk. Şu anda ne yaptı? Hem Tekirdağ'la taşımacılık yapıyor, artı gitti Tekirdağ Bolu'ya aldı arkadaşlar. Bolu'nun en işlek caddesinde Tekirdağ taşımacılık yazıyor. Ve şu anda FETAŞ'ın arabaları Bolu'da da taşıyor ve akşam itibariyle de toplanan parayı Tekirdağ'a getiriyor. Çünkü niye? Tekirdağ merkezli bir şirket. Tekirdağ şirketi olduğu için, burada vergisi verildiği için o paralar da buraya geliyor. Bunları yanlış anlatmıyorum arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler.